Cuma vakti. Cuma vakti. Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır. Bir ayet meali. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. İbrahim Suresi ayet 41. Hadis-i şerif. An Ebi Hurayrate radıyallahu anhu kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kelimetani hafifetani alel lisan, ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allahü Teala'yı hoşnut eden iki cümle vardır: Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Ben yüce Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim. Bu hadisi şerifi İmam Buhari, İmam Müslim, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Günün sohbeti. Kıymetli dinleyenler, kader Allahü Teala'nın ilmi doğrultusunda kainatı ve ondaki her şeyi belli bir düzen ve ölçüye göre idare eden ilahi bir kanundur. Kur'an-ı Kerim'de Kamer suresinde gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık buyurulmaktadır. Kaza ise Cenab-ı Hakk'ın ezelde irade etmiş olduğu ve takdir buyurduğu şeyleri zamanı gelince uygun biçimde meydana getirmesidir. Değerli dinleyicilerimiz, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah yüceler yücesidir. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve kulun tercihiyle irtibatlı olarak dilediğini dalalette bırakıp dilediğini de hidayete erdirir. Mümin, dünya hayatı içerisinde iyi, güzel ve Rabbinin rızasına uygun bir ömür geçirmek gayesiyle yaşar ve bütün hayatının bir takdir üzere olduğunu bilir. Başına gelen hadiselerin kader formunda belirli olduğunun idrakindedir. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala'nın dilemesine külli irade, kulun yaptıklarına ise cüz'i irade denilir. İnsanın başına gelen bela ve musibetler üç gruptur. Doğal afetler gibi insan iradesinin söz konusu olmadığı bela ve musibetler, bazı trafik kazaları gibi insan iradesinin kısmen söz konusu olduğu bela ve musibetler, bir de dikkatsizlik, ihmal ya da tedbirsizlik nedeniyle İnsan iradesinin yol açtığı bela ve musibetler. Bunların hepsi Allahü Teala'nın takdiriyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mütevekkil kişinin toprağı sürüp tohum eken, sonra Rabbine tevekkül eden kişi olduğunu söylemiştir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, deveyi bağla, sonra tevekkül et buyurarak kişinin tedbirlerinin ve fiillerinin başına gelen hadiselerdeki etkisini anlatmaktadır. Kıymetli dinleyenler, mümine düşen her çeşit bela ve musibete karşı tedbir almak, sıkıntı anında ise sabredip teslimiyet gösterebilmektir. Şunu unutmamak gerekir ki Allah sonsuz rahmet ve inayet sahibidir. Dolayısıyla musibete maruz kalan bir kulunu sabretmesi kaydıyla büyük mükafatlara nail kılacaktır. Kıymetli dinleyenler, dua da takdirin bir parçasıdır.
hadis-i şeriflerde duanın belaları def edeceğine işaret edilse de ezelde duaya bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine dua ile meydana gelecektir. Allah ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Bu nedenle dua diğer sebepler gibi bir sebeptir. Dua kulluğun gereğidir. Kişinin kulluğunu göstermesi, aczini ve ihtiyacını Allah'a arz etmesidir. Kulun acziyeti ise onun Rabbi katındaki mutlak kaderidir. Cuma hutbesi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم Sadaka Resulullah. Muhterem Müslümanlar, geçtiğimiz pazartesi Muharrem ayının ilk günüydü. Yeni bir hicri yıla daha kavuştuk elhamdülillah. Hicri 1443. yılımızın aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aziz müminler, hicri takvim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Hicret, bir mekandan diğerine yapılan yolculuk değildir sadece. Hicret, Allah'a ve onun kutlu elçisine gönülden bağlılığın, sadakat ve teslimiyetin ifadesidir. Batıldan, boş şeylerden, ömrü israf eden her türlü arzu ve istekten uzaklaşarak, hak ve hakikate, ahlak ve irfana yolculuğun adıdır. Hicret, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, dostluk ve kardeşliğin öyküsüdür. Kıymetli Müslümanlar, hicri yılımızın ilk ayı Muharrem'dir. Muharrem, hürmete layık demektir. Bu ayın fazilet ve rahmeti bol, ilahi feyiz ve bereketi çoktur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun bu ay içinde tutulan oruç olduğunu bizlere haber vermiştir. Değerli müminler, önümüzdeki çarşamba ise 10 Muharrem Aşura günüdür. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Aşura orucu tuttuğunu görmüş ve bunun sebebini sormuştu. Yahudiler, bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tutardı. Biz de bu amaçla oruç tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurdu ve bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte Aşura orucu tutmayı ümmetine tavsiye etti. Aziz Müslümanlar, Aşura günü aynı zamanda hatırladıkça yüreklerimizi dağlayan büyük bir hüznün, Kerbela hadisesinin yaşandığı gündür.
Peygamberimizin "Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım" buyurduğu ve cennet gençlerinin efendisi olarak nitelediği sevgili torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan olan 70'i aşkın mümin bir Aşura günü Kerbela'da katledilerek şehadet şerbetini içmişlerdir. Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleriyle, doğruluk adına samimi yürüyüşleriyle bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuşlardır. Onlara bu zulmü reva görenler ise Müslümanların ortak vicdanında mahkum edilmişlerdir. Kıymetli Müslümanlar, Kerbela, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Ne hazindir ki geçmişteki acı olaylardan yeterince ibret alınmadığı için bugün de İslam coğrafyasında hırs ve menfaat uğruna yeni Kerbelalar yaşanmaktadır. Halbuki Kerbela denince bağrı yanan, Hazreti Hüseyin anılınca ah eden her Müslümana düşen Kerbela'yı doğru okumak ve anlamaktır. Yeni Kerbelalar yaşamamak için tevhid ve vahdet bilincini kuşanmak, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Hakkın yanında hakikatin yolunda olmaktır. Fitne zamanlarında basiret ve ferasetle hakikati görmektir. Tıpkı Hazreti Hüseyin gibi zulme ve haksızlığa karşı çıkmaktır. Bu vesileyle Seyyidü Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Hutbemi Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Gününüz aydın, cumanız mübarek olsun.